Haftanın tavsiyesine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz John Wick'in yapımcısı olarak bilinen ve ilk filmin ortak yönetmenliğini de yapan David Leitch'in yalnız başına çektiği Atomic Blonde, Sarışın Bomba. Sinema tarihindeki kadın aksiyon kahramanları arasında bir yolculuğa çıktığımızda hemen aklımıza 1990'da Luc Besson'un Amparo ile karşımıza çıkardığı Nikita gelir. Bunu zaten yeniden çevirme hemen anında yapılmıştı Amerika'da ve Amparo'nun bu karakteri Luc Besson'un hani kadın aksiyon karakterleri arasında ikona dönüşmesi Nikita'nın şaşırtıcı değildir ve bu açıdan da filmi önemsenen ve ki türünün başyapıtları, klasikleri veya en önemli filmleri arasında anılmaya açıktır. Açıkçası hani öncesinde bunun özünü Foxy Brown'a kadar belki götürebiliriz. Bundan sonra da aslında hani Long Kiss Goodnight'taki Gina Davis'in karakteri. Yani 90'larda çok daha zeki dönüşümlere malzeme olmuştu bu kadın aksiyon kahramanları. Yeni milenyumda ise mesele korkuyla, bilim kurguyla, fantastikle bir araya geldi. Bu durum karşısında da I Am Flux'taki Charlize Theron'un karakteri de bunların içinde vardı. Ama daha ziyade Resident Evil, Underworld gibi seriler serileşti. 90'larda tabii ki Tank Girl çok önemliydi hani kadın ana karakter olarak hani net aksiyon diyemesek de. Günümüzde de David Leitch'in alternatif bir çizgi romandan uyarladığı The Coldest City, en soğuk şehir çizgi romanından uyarladığı Atomic Blonde, Sarışın Bomba aslında Berlin Duvarı'nın yıkılmasına paralel olarak işleyen ama bunun gerçekliğini itinayla reddeden bir çizgi roman uyarlamasını duyuruyor. Bunu yaparken de aslında filmin fazlasıyla hani Nikita'yla belki de sonrasında karşımıza çıkan Barbara'yı Berlin Duvarı fonuyla birleştiren bir kadın aksiyon kahramanı yarattığını söylemeliyiz. Bu casusluk aksiyonu filmi de Atomic Blonde'da fazlasıyla hani retro dokuyu alevlendirme üzerine gidiyor. Ve hani detay planları çok yakın planları da işin içine dahil etse de Jonathan Cilla'nın uzun planlarıyla ki bir tane hani tek çekim plan içeriden başlayıp dışarı kadar sürüp 10-15 dakikayı sürebiliyor. Bunun ötesinde de hani arka planda da yeşil, kırmızı ve mavi filtrelerin sanki 80'lerin parti atmosferini yaşattığı, Berlin'e taşıdığı bir dokunuş görebiliyoruz. Görüntü yönetimi çok başarılı. Bunun ötesinde Tyler Bates'in besteleri de onun kaleminden çıkan ezgiler de rock elektronik müziği devreye sokuyor ve David Bowie'nin Depeche Mode'un eski şarkıları ile günümüzde yeniden bestelenmiş şarkıları iç içe geçiriyor ve bu eklektik müzik şarkı tınıları fazlasıyla bize tesir ediyor ve 80'lerin coşkusunu yaşamamızı sağlıyor. İse çok fazla yüklenmemiş David Leitch. Daha ziyade hani aksiyon koreografisini bir klasik casusluk gerilimi iskeletinin içine sokmayı arzu etmiş. Elbette hani Bourne Identity'nin stüdyolara transfer olduğu günümüzde böylesi bir dokunuş gayet doğal. Bunun ötesinde de hani Charlize Theron'un sarışın bomba karakteri, MI6 ajanı karakteri aslında feyz aldığı utanç duvarında casusluğun daha ileri hani Sin City'vari bir noktaya götürülmüş haline dönüşüyor. Sanki John le Carré romanlarıyla Frank Miller'ın çizgi romanlarını iç içe geçiren bir çizgi roman tadı var burada. Bunu yaparken de hani retro doku Berlin duvarı meselesinin arka planını alarak çok dikkat çekici hale geliyor. Ve bunu da epizot ayrımlarında duvar spreyiyle üzerine basılan büyük puntolu fontlarla, yazılımlarla yapılması ilgi çekici hale geliyor. Bir dil, karizmatik bir dil yaratmaya yarıyor açıkçası. Ve hani arka plandaki hani renk kullanımı da müthiş bir etki gücüne sahip. Açıkçası hani hem kadın aksiyon kahramanı olarak belki de Charlie'nin Melekleri ve Kill Bill ki yani bunlar Kill Bill özellikle hani net aksiyon filmi tartışılır ama karakter olarak bu noktaya dahil edilebilir. Bunları bir kenara bırakırsak Charlize Theron kendine özgü bir yere yerleşiyor aslında.
sarışın kadın aksiyon kahramanı olarak. Hem hani retro dokulu dokunuşu biraz hani Nikita ile Barbara'yı iç içe geçiren ve bunun üzerine bir Sin City tadı katan casusluk aksiyonu fazlasıyla stilize plastik gösterişli ama bunu mantıklı yapıyor. Açıkçası hani Atomic Blonde çok karizmatik bir casusluk aksiyonu ve bunu çok mantıklı bir şekilde karşımıza çıkarmasıyla da dikkat çekiyor ve David Leitch'i John Wick gibi video piyasasına uygun bir aksiyondan koparıp çıkaran ciddiye alınması bir tarihi dokulu casusluk aksiyonu karşımıza çıkıyor. Atomic Blonde her açıdan ciddiye alınması ve kendine özgü yeri olacak bir film. Sofia Boutella ile Charlize Theron arasındaki seks sahneleri çizgi roman tadında, dozunda çekilmiş, çok iyi oynanmış, filmin aşırılıkla ilişkisine cuk oturuyor ve cinsel tutkuyu yansıtabiliyor. Boutella ile Theron'un uyumu mükemmel. Ve özellikle de hani Stalker'ın izlendiği Kino International'da Berlin için önemli bir salondur. Kino International'da Stalker'ın izlendiği sahnede sahnenin kana bulandığı anlar ilgi çekici bir koreografiyi karşımıza çıkarıyor. Unutulmaz bir koreografiyi karşımıza çıkarıyor ve belki de hani o zamanın Soğuk Savaşı'da hani için içine Sovyetlerin de dahil olması meselesi de göz önünde bulundursak orada Stalker'ın oynaması da çok manidar. Ve hani kendi türünde de biraz Tom Tykwer'in yine Berlin'de çektiği The International, Clive Owen'ın başrolünde oynadığı The International'la akrabalık kuruyor. Orada tabii Modern Sanat Müzesi'nde geçen sahne önemliydi ama burada daha retro doku var. Retro doku anlamında da onun üzerine geçiyor. Casusluk aksiyonu filmi olarak David Leitch buradan çizgi romansı tarafına da, retro tarafına da, işitsel tarafına da kafa yorduğu, üzerine fazlaca uğraştığı, koreografisine çok çaba sarf ettiği bir filme imza atmış. John Wick serisinden kopup gelmesi ve kendini ciddi bir casusluk aksiyonunun ortasında bulması faydalı olmuş. İyi çekilmiş bir casusluk aksiyonu Sarışın Bomba ve kadın aksiyon kahraman tanımıyla da yıllarca farklı bir yerde bekleyecektir ve hatırlanacaktır. Benim Atomic Blonde'a puanım 10 üzerinden 6.8. Sizin Atomic Blonde'a puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.